Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Bu eğitim videosunda sizlere hem trade psikolojisi ile alakalı hem de trade yönetimi ile alakalı çok önemli bilgiler vereceğim. Biz bir işlemdeyken işlem bizim lehimize doğru ilerliyorsa bizi ne gibi duygular bekliyor ve bu duygulardan biz nasıl korunuruz, nasıl karımızı maksimize edebiliriz, bu konularla ilgili çok detaylı bilgiler vereceğim. Vereceğim bu bilgiler kullanılabilir, uygulanabilir ve geliştirilebilir bilgiler olacak arkadaşlar. Toplaşın yine her zaman olduğu gibi çok önemli bilgiler anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar bir işlemdeyiz diyelim ki işlem bizim lehimize doğru ilerliyor. Long işleme girdik. Stopumuzu koyduk ve işlem lehimize doğru ilerliyor. Hiçbir sorun yok. Ve şöyle bir şey hissediyoruz. Eyvah şimdi geri gelecek. Aa şimdi geri gelecek. Şimdi gelecek, geldi gelecek, geldi gelecek. Böyle bir korku varsa içinizde onu tam şurada hissediyorsanız böyle onu. Riskiniz yanlıştır arkadaşlar. Bundan korunması, kurtulunması çok kolay. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle bir grafik olsun arkadaşlar. Bir işleme girdiğinizde şu şekilde ilerliyor diyelim ki. Şöyle bir yerden işleme girdiniz ve stopu altına koydunuz. Gayet güzel. Şöyle işlem ilerliyor. Hiçbir sorun yok. Eğer bu ha geri döndü, ha dönecek, döndü dönecek diye duygular hissediyorsanız eğer bunun sebebi tamamen riskle alakalıdır. Eğer riskinizi düşürürseniz bu tamamen minimize olacaktır, hatta yok olacaktır. Yani risk düşürme anlamında derken bunu yüzde olarak düşünmeyin. Aldığınız risk sizin hesabınızın %1'i de olabilir, 5'i de olabilir. Yüzde ile alakalı değil, parasal olarak bir sıkıntı var burada. Yani örnek veriyorum, buraya $50 koydunuz. $50 koydunuz ve trade yapıyorsunuz. Bu geri döndüğünde kaybınız sizi sıkıntıya sokuyor demek ki. Demek ki $50 sizin için çok fazla. Düşürün bunu. Bu şekilde bundan çok rahat kurtulabilirsiniz. Eğer bu şekilde trade etmeye devam ederseniz biraz ilerleyecek hop şurada çıkacaksınız. Biraz ilerleyecek hop şurada çıkacaksınız. Biraz ilerleyecek hop şurada çıkacaksınız. Sonra sonuçlarınıza bir bakacaksınız. Stoplarınız böyle büyük, karlarınız şöyle küçük. Bir bakacaksınız sonuç negatif. Çok büyük problem. O yüzden bu korkudan kurtulmanın, yani bu risk on the table deniyor buna. Masadaki risk, yani işlemdeki risk, bundan kurtulmanın yolu riski düşürmek. Bu çok kolay. İkinci duygu var arkadaşlar. Bunu biraz daha geliştirdiğimizde, öğrendiğimizde bu işleri yapmayı, o zaman bizi şöyle bir duygu bekliyor. Bu işlem bu şekilde çok güzel ilerliyor ya. Bu kez de optimizm gelecek. Yani bu işlem çok daha fazla ilerleyecek. Bu işte 1'e 2,5, 2 gittiyse bu 5 gidecek, 10 gidecek vesaire filan. Her insan işleme girdiğinde bunu düşünür. Yani buradan girdiğinde mutlaka bunu 1'e 10 filan bekler. İşte bu da beynimizin bizde oynadığı oyunlardan bir tanesidir arkadaşlar. Peki nasıl kurtulabiliriz? Tabii ki bununla ilgili çok güzel teknikler var arkadaşlar. Şimdi ben size birkaç tanesini anlatacağım. Hepsi çok iyi uygulanabilir ve sonuçlarınızı çok iyi seviyelere getirecek. Hatta çok iyi yürümeyen işlemlerden bile karlı çıkmanızı sağlayacak teknikler bunlar. Çok dikkatli dinleyelim. Şimdi işlem şöyle gidiyor ve bu şekilde yavaşlamaya başladı. İşlem yavaşlıyor artık böyle. Peki ne yapmak gerekiyor? Mutlaka bir müdahale etmemiz gerekiyor, doğru değil mi? Müdahale etmezsek şununla karşılaşma durumumuz var mı? Yani ben burada örnek veriyorum, bu işlem kaç ilerlemiş? 2,5, 2,60. 2,60 ilerlemiş. Ben bu anda bundan bir anda zararla bile çıkabilirim bundan. Doğru değil mi? Stop bile olabilir bu işlem, emin olun. Demek ki eğer işlemle alakalı bir problem varsa mutlaka işleme müdahale etmemiz gerekiyor. Fakat nasıl müdahale edeceğiz? Ne yapmamız gerekiyor? İşte burada arkadaşlar traderları konservatif ve agresif olarak ayırmamız lazım. Siz agresif bir trader mısınız, konservatif bir trader mısınız? Öncelikli olarak buna karar vermeniz lazım. Bu arada konservatif olmak kötü bir şey değildir. Agresif olmak da kötü bir şey değildir. Ama en başarılı traderlar konservatif olanlardan çıkar. Agresiflerden çıkmaz. Agresifler hata yapmaya çok yatkındır. Yanlış işlemlere girmeye çok yatkındır. Tabii ki onlar da çok iyi kazançlar sağlayabilir ama konservatifler her zaman agresiflerden daha iyi trader'dır arkadaşlar. Konservatif olmak kötü değildir. Şimdi buraya geldiğinde eğer konservatifseniz tamamen işlemi kapatabilirsiniz. Yani buradaki işlemi tamamen bu seviyede kapatıp tamam, yani ben orada bir problem oldu. Bundan sonra olacaklar beni kesinlikle ilgilendirmiyor. Bu işte 2,5 gitmiş, 3 de gitse, 5 de gitse ya da geri de gelse bu artık beni ilgilendirmiyor. Ben buradan çıkıyorum diyebilirsiniz. Bu konservatif bir yaklaşım tarzıdır. Ya da şunu diyebilirsiniz. Ben bu seviyede pozisyonun %80'ini kapatacağım. %80'inden kurtulacağım. %20'sine şans tanıyacağım devam etmesine. Bu da güzel bir yönetim tarzıdır. Bununla ilgili sorun yok. Yani bu buradan aşağı dönerse kalan %20'yi komple kapatacağım. Yukarı devam ederse taşıyacağım pozisyonu. Bu da güzel bir şey. Hiçbir sorun yok. Peki şu aklınıza gelebilir. Ya zaten ben burada 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar risk alıyorum. Oradaki %20'nin benim için çok anlamı yok diyebilirsiniz ama işleri büyüttüğünüzü, ilerlettiğinizi düşünün. Zaman gelecek burada. 1000 dolar risk alacaksınız bir işlemde. O zaman o %20 önemli olacak. Zaman gelecek belki 3000 dolar, 5000 dolar risk alacaksınız bir işlemde. Yani swing trade yapıyorsunuz diyelim ki stopları geniş kullanıyorsunuz. İşte ne bileyim ona göre daha büyük riskte çalışıyorsunuz. Bir istikrarınız var. Onunla ilgili bu kez oradaki %20'nin önemi artacak. İşte o alışkanlığı şimdiden elde etmenin önemi buradan geliyor arkadaşlar. Yani siz bunu küçük rakamlarla bu alışkanlığı elde edeceksiniz ki onu büyük rakamlarla da uygulayabilin diye. Sebebi bundan kaynaklı. Peki agresif olanlar ne yapabilir? Agresiflere benim tavsiyem arkadaşlar. Burası benim görüşüm. Tamam mı? Onu öncelikli olarak söyleyeyim. Agresifler de %50'sini kapatarak kalanını şanslanabilirler. Kalanını taşıyabilirler ya da aşağı döndüğünde kapatabilirler. %50'nin altına düşülmesini ben kişisel olarak, bu benim tekrar söylüyorum kişisel bir görüşüm, tavsiye etmiyorum. Siz bunu bir deneyin. Bu şekilde agresif olanlardan bahsediyorum. Bunu bir deneyin. Bir yapın. Yaptıktan sonra baktınız işte yaptığınız bir 20 işlem, 50 işlem, 100 işlem artık sizin işlem tarzınıza göre, ne kadar sıklıkta işlem yaptığınıza göre bu sayıda değişir biliyorsunuz. Yaptıktan sonra baktınız dediniz ki evet ben bir problem gördüğümde bu şekilde müdahale ediyorum ama çoğunluğu şöyle daha yürüyor. Yukarı doğru gidiyor. O zaman %50 almazsınız da burada karı %20 alırsınız. %30 alırsınız. Bunu değiştirebilirsiniz. Bununla ilgili bir problem yok. Peki bunu böyle kullanmanın avantajı nedir? Burada eğer işlemle alakalı bir problem görüyorsanız arkadaşlar bunun ne kadar ilerlediğinin önemi yoktur. Bu isterse 1'e 1 ilerlemiş olsun, isterse 1'e yarım ilerlemiş olsun, isterse 1'e 7 ilerlemiş olsun. Eğer bir sorun varsa mutlaka müdahale etmelisiniz. Müdahale ederseniz ne olur? Yürümeyen işlemlerden de karlı ayrılırsınız. Yürüyen işlemlerden de iyi kar alırsınız, yürümeyenlerden de karlı ayrılırsınız. Bu sizin kazanma yüzdenizi etkiler. Hani diyorsunuz ya mesela benim kazanma yüzdem %30. Ben bunu %50'ye çıkaramıyorum. %60'a 70'e çıkaramıyorum. Çıkarabilirsin işte. Güzel yönetirsen işlemlerini bu şekilde senin bu win rate'ini, kazanma yüzdeni de artıracaktır. Artıracaktır. Bu çok önemli. Bu tip trade yönetimi iç süren stop'tan daha iyidir arkadaşlar. Ben biliyorsunuz iç süren stop videosu da yapmıştım geçmişte. İç süren stop'ta şöyle bir sıkıntı var. Şimdi pozisyonu ilerlediğinde stopu ileri sürüyoruz ya. Mesela önce yarıya çektik diyelim ki. İlerledi işte sıfıra çektik. Şuraya break even seviyesi diyoruz. Yani sıfıra biliyorsunuz. Biz arkadaşlar buradan daha ileriye götürmüyoruz stopu. Biz burada bırakıyoruz. Kalanını pozisyonlara eklemeler ve çıkarmalar yaparak devam ediyoruz. Yani burada bu stopu buradan daha fazla ilerlettiğimizde en çok gördüğümüz problem burada oluşan spike'lara bu stopun yakalanıyor olması ve pozisyonu riske atıyor olması. Yani bu ilerlemiş olan iç süren stop pozisyonu riske atıyor. Spike'lara yakalanıyor pozisyon. Yani çok kez denedik, gördük bunu. İç süren stop nerede güzel kullanılır biliyor musunuz arkadaşlar? Birincisi tabii bir de bunu kullanmakta usta olmak lazım. Öyle kafanıza göre herhangi bir seviyeye çekemezsiniz bunu. Matematiksel olarak ilerletmek en büyük hatalardan biri. Yani en azından böyle hayır low yapıyorsa bunların altına doğru koyarak ilerliyorsanız bu da bir yönetim tarzı, bu güzel de. İşte bu bir ilerledi, ben bunu bir ilerleteyim. İşte 1,5 ilerledi, yarım ilerleteyim filan. O tip yönetim tarzı olmaz. O doğru bir şey, yaklaşım değil yani. Matematiksel olarak buna bakmak doğru değil. İç süren stopta böyle bir sıkıntı var. Eğer iç süren stop kullanılacaksa lineer grafikler tercih edilmeli arkadaşlar. Özellikle stock marketlerde ve üst time frame'lerde mesela haftalıkta işlem yapıyorsunuz. Çok güzel bir momentum yakaladınız. Onların grafikleri böyle gider. Böyle gider. Biliyorsunuz. Bu şekilde boyları birbirine benzer hep. Çok güzel yukarı doğru böyle hareketler yapar. Siz de iz süren stopla bunu mum takip edersiniz artık. Bu şekilde yönetim olabilir. İz süren stop. Ama Forex'te, kriptoda, alt time frame'lerde bunun alt time frame'leri de uygun değil. Yani saatlikte, 5 dakikalıkta, 15 dakikalıkta vesaire bu tip time frame'lerde çalışıyorsanız özellikle mutlaka bu spike'lara yakalanır bu. Bu yüzden bir işlemden 1'e 2,5 seviyesinde kar alabilecekken çoğunluğunu 1'e yarımda, 1'e 1'de kapatırsınız. Deneyin. Yani benim söylediğim her şeyi deneyin arkadaşlar. İnanmayın kesinlikle. YouTube'da gördüğünüz kimseye inanmayın. Dinleyin. Aklınızda ölçün, biçin, tartın. Deneyin. Deneyin. Kendiniz görün. Bakın demo hesaplar var biliyorsunuz. Yapılabiliyor. Yani TradingView'den izleyerek bile bakabilirsiniz. Yani illa demo hesapta işlem yapmaya da gerek yok. Kendiniz deneyimleyip görebilirsiniz. Bu şekilde pozisyonu ekleyerek, çıkararak, kapatarak, kaçarak vesaire çalışmak her zaman iz süren stopa göre daha iyi arkadaşlar. Bir deneyin bakalım. Bir bakın. Bu anlattıklarımı bir uygulamaya çalışın. Mutlaka iyi sonuçlar alacaksınız. Bu sizin sonuçlarınızı çok iyi seviyelere getirecektir. Bu arada bu kanalda çok önemli bilgiler verdim. Çok önemli konular anlattım. Biliyorsunuz arkadaşlar bilmek yetmiyor. Yani bu verdiğim bilgileri uygulayan kendini bir yerden bir yere getirir. Yapan kendini geliştirir. Yoksa bilgi hiçbir şeydir. Bu anlattığım bilgiler paralı eğitimlerde yok. Gidin paralı eğitim alın birinden. Açın bakın bu şekilde yönetim tarzını anlatmıyordur yani yoktur içinde. Tahmin edebiliyorum ben. Uygulamak lazım bir süre. Bir işlem, iki işlem değil. Çok işlem uygulamak lazım ve sonuçlara bakmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yanlışlarımızı, hatalarımızı görmek lazım. Çok daha iyi yerlere getirilebilir. Sizin kullandığınız sisteme göre, uyguladığınız stratejiye göre ki bunlar doğru sistem ve doğru strateji olduğunu farz ediyoruz. Eğer doğru sistem ve doğru strateji kullanmıyorsanız eğer sonuçların çoğu zaten stop falan olacaktır, olmayacaktır, çalışmayacaktır yani o. Burada nasıl pozisyonu küçülttük, kaçtık, pozisyonu kapattık vesaire ya. Burada biz pozisyonlara ekleme de yapıyoruz. Tam tersini de yapıyoruz bazen. Yani burada pozisyon çok güzel ilerliyor ve biz burada bir fırsat bir şey gördüğümüzde buna ekleme yapıyoruz ki bu pozisyonu biraz daha büyütüyoruz. Devamının olacağını anladığımız zaman. Bunu da uyguluyoruz tam tersini. Ama bu şu anın konusu değil. Yani önce bir şu kar almayı bir becerelim. Yapalım. Ondan sonra fantezilere gireriz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ona gerek yok yani. Bir istikrarı yakalayalım. Bir sonuçlarımızı düzeltelim. Diğerlerini de artık sistemimize göre geliştirdikçe bakarız ona da. Umarım bu anlattıklarımı beğenmişsinizdir. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum. Görüşmek üzere.